Öncelikle kıymamızı alıyoruz. Kuru soğanımızı rendeleyeceğiz. Bunun için hemen soyalım kuru soğanımızı. Rendemizin ince tarafıyla yapıyoruz. Soğanımızı rendeledikten sonra şimdi köftemizi yanımıza alıyoruz. Karıştırma kabımın içerisine önce kıymamı koyuyorum. Bunun üzerine bulguru ilave ediyorum. Kurutulmuş reyhan. Soğan suyumuzu ekliyoruz içerisine. Biraz da normal su ekliyorum. Biraz pul biber ekleyeceğim şimdi. Ve tuz. Şimdi hepsini güzelce yoğuracağım. Ve ara ara da içerisine su ekleyeceğim. Ortalama 15-20 dakika bu şekilde güzelce yoğurmamız gerekiyor köftemizi. Evet, şimdi köftem yoğrulurken de sosumu hazırlayabilirim. Tenceremizi açalım. Altını yaktık şimdi. İçerisine tereyağımızı ekliyoruz. Şimdi kuru soğanımızı da çok ince bir şekilde doğruyorum. Evet, kuru soğanımızı da ekleyelim şimdi. Tereyağın içerisine güzelce kavuracağım. Şimdi salçamızı da ekliyoruz içerisine. Şimdi salçamızı da güzelce kavurduk. Bunun içerisine nar ekşimizi ekleyelim. Sıcak suyumuzu da ekliyoruz içerisine. Evet, bu şekilde bir süre kaynatacağız. Biraz da tuz ekliyorum içerisine. Evet, şimdi köftemiz de tamam. Köftemizin yoğurma işlemini bitirdik. Şimdi sıra geldi yuvarlamaya. Misketten biraz daha büyük olabilir. Bu şekilde köftelerimizi yuvarlayarak sosumuzun içerisine koyup pişireceğiz. Evet, köftelerimizin hepsini güzelce yuvarladıktan sonra şimdi sosumuzun içerisine bırakıyoruz. Tenceremin kapağını da kapattıktan sonra ortalama 25-30 dakika bu şekilde pişireceğim. Arkasından da bu lezzetli yemeği servise sunacağım. Nardan aşımız güzelce pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Soğan dilimleriyle beraber servise sunacağım. Şimdi servisi yaparken de üzerine ince kıyılmış maydanoz koyacağım.